15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı. Bu görüntüler geride bıraktığımız dakikalar içerisinde kayıt altına alındı. Tekrar edelim bilgiyi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış durumda. Neler yaşandığına dair ekiplerimiz o noktadalar. Birazdan son bilgileri alacağız ama bir emniyet tedbiri, önlemi olduğunu ve emniyet yetkililerinin, polislerin o noktada olduğunu ve hızlı bir şekilde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerini boşalttıkları görüntüleri kaydettik ve ekranlara taşıyoruz. Malumunuz 9 günlük bayram tatili bu gece itibariyle başlıyor. Bir yoğunluk olduğunu da biliyoruz ama neden olduğuna dair ekibimizden Mehmet Zeyrek o noktada son bilgileri paylaşmak için de hazır. Hızlıca şimdi o noktaya gidelim. Detaylar için sözü de eğer beni duyabiliyorsa Mehmet'e bırakalım. Mehmet, neler yaşanıyor? İyi yayınlar Haktan Uysal. Yarım saat önce bizler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu istikametine geçmeye çalışıyorduk. Bir trafik vardı. Trafiğin oluştuğu noktaya geldiğimizde orta şeritte bir otomobil yan durmuş vaziyette bekliyordu. Hatta o ilk görüntüleri biz rejiye göndermiştik belki. O görüntülerde kullanılabilir. Bir yandan da Aydın Baytar'la ilerleyelim. Orta şeritte o otomobil yan durmuş vaziyette ilerlerken biz camı açtık. Polis ekiplerine kulak verdik. İki polis memuru bir anda bomba var diye kaçmaya başladılar. Bizler de hemen aracın sürücüsüne baktık. Akli dengesi yerinde değildi. Yarı baygın vaziyetteydi. Büyük ihtimalle uyuşturucu maddenin de etkisinde olabilir. Daha sonrasında biz aracımızı hemen o noktadan uzaklaştırarak habercilik refleksiyle olup bitene dikkat etmeye başladık. İlk bilgiler bomba şüphesiydi ve araç sürücüsüne baktığımızda da gerçekten akli dengesinin yerinde olmadığı, elinde bir şeylerle uğraştığını gördük ve daha sonrasında köprü trafiği hemen bu noktadan araçlar uzaklaştırıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik bir güvenlik alanı oluşturuldu. Şu anda Anadolu yakasına geçişler tamamen durduruldu. Avrupa yakasına geçişler de durdurulmuştu. Ancak şu anda bir yandan yan şeritte trafik oluştuğunu gözlemliyoruz. Bunun sebebini de anlatacak olursak, buraya bomba uzmanları yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleri gelirken bir yandan da geri dönüp köprü trafiğini iyice felç eden sürücüler oluştu. Ekiplerin buraya gelmesini zorlaştırdılar. Daha sonrasında durumun önüne geçmek için oluşan kilit trafiğin açılmasına müsaade edildi. Ancak bu sefer geride kalan sürücüler bir anlayışsızlık sergileyerek ilerlemeye devam ettiler. Yani o güvenlik koridorunun oluşmasına aslında bir yandan da yardımcı olmadılar. Şu anda Anadolu yakasının geçiş istikametinin tamamen kapalı olduğunu belirtelim. Zincirlikuyu Mecidiyeköy istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu var. Bir yandan da ekipler bizi o aracın yanından uzaklaştırdı. Sadece 500 metre var mesafe olarak. Bizi o noktadan uzaklaştırmalarının sebebi, eğer gerçekten bir bomba varsa o araç içerisinde, can tedbirimizi sağlamak için aslında bizi bu noktadan uzaklaştırdılar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarım saatten fazla oldu. Şu an için trafiğe kapalı olduğunu belirtebiliriz. Zaten gün içerisinde bayram tatili nedeniyle İstanbul'dan çıkışlar vardı. Gün boyunca bir trafik vardı ve an itibarıyla şu an o trafik durumunun daha da arttığını gözlemliyoruz. Bir polis aracı şu anda geldi. O da bize uyarıda bulunuyor. Bu noktayı terk etmemizi istiyorlar aslında. Hala şu anda bomba uzmanlarının araç başında bir tedbir aldığını gözlemliyoruz. Aydın Baytar şu anda o durumu canlı olarak ekranlara getiriyor. Şimdi bir yandan da takviye ekipler geldi. Çekmiyoruz. Bir yandan da ekipler, polis özel harekat buraya geldi. Mehmet,
Mehmet, bir virgül koyalım. Sen devam et lütfen. Valilikten bir açıklama var. Onu da paylaşalım. Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu ifadesi paylaşıldı. Bunu da dile getirmiş olalım. Sen de o noktada aracı, şu anda da köprü üzerindeki kameradan görüntü yansıyor. Aracın üzerinde SMA yazdığını görüyoruz. Bu kapsamda da muhtemeldir buna yönelik bir bireysel eylem olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şunu da belirtelim. Mehmet Zeyrek o noktada belki kendisi de aktarır. O noktaya ilk ulaşan ekiplerden biriydik ama yaşanan olayın hassasiyeti, son bilgileri sağlıklı bir şekilde teyit etmeden vermemek adına şu ana kadar bu görüntüler ve bilgilerle ilgili yaşananları takip ettik ve valiliğin açıklamasını bir kez daha hatırlatalım. Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu ifadesi var. Ekranın sol yanında da köprü üzerinden o aracın, yan dönen aracın, Mehmet de belirtmişti, SMA yazdığını da görüyoruz. Mehmet, bu bilgileri paylaştım. Sen neler görüyorsun, nelere tanıklık ediyorsun? Bir kez daha sözü sana bırakayım. Haktan Uysal, şu anda aslında Aydın Baytar'la şu anda yola çıktık. Hemen kameramızın arkasında çok ciddi bir hazırlık var. Polis özel harekat şu anda çelik yeleklerini giydi, maskelerini taktılar. Ama görüntü vermemizi istemiyorlar. Kamera arkasında çok ciddi bir hazırlık olduğunu belirtelim. Bizler de şu anda o araca doğru adım adım ilerliyoruz. Tabii Haktan Uysal, sizin de belirttiğiniz gibi bu olayın ilk anından itibaren biz bu noktadaydık. Ama habercilik gereği bazen bilgileri teyit etmeden bu noktadan ekrana veremiyoruz. Bir bomba ihbarını sadece öğrendik. Çünkü yine özetleyecek olursak. SMA yazıyor arabada. Arabada SMA yazıyor. Arabada SMA yazdığını görüyoruz. Ve şu anda da tabii orta şeritte yan vaziyette duran o otomobile yaklaştığımızda polis memurlarının bomba var diye kaçtıklarına şahit olduk. Bizler de hemen aracımızı ilerleyerek bu noktadan uzaklaşmaya çalıştık ve daha sonrasında hemen köprünün yan istikametinde durarak gelişmeleri takip etmeyi sürdürdük. Tabii polis ekipleri bizim bu noktadan beklemememizi istediler. Aslında köprü trafiğini de o ihbarı olan aracın hemen yanından trafiğin akışını sağladılar. Çünkü bir güvenlik koridoru oluşturmak istediler. Şu anda Anadolu yakasına geçiş istikameti tamamen boş. Ancak Avrupa yakasına geçiş istikameti de durdurulmuştu. Ekiplerin bu noktaya ulaşması için kilit olan yerlerden trafiğin kontrollü akışı sağlandı. Ancak bazı duyarsız sürücüler, geride kalanlar o koridorun oluşmasına bir türlü izin vermediler. Ve şu anda da böyle Avrupa yakası istikametinde dur kalk trafiğinin olduğunu belirtelim. Aracın olduğu yere doğru şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Tabii ekipler şu anda aracın etrafında sadece güvenlik önlemi almış durumdalar. Bomba uzmanları birazdan gelecek. Araç içerisinde bir kontrol yapacaklar. Bakacağız gerçekten mi bir bomba vardı? Yoksa bir şüphe üzerine mi bu tedbir alındı? İlerleyen dakikalarda bunu bizler canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğinde bir yandan ekranlara getirdi Aydın Baytar ve sürücüler olup biteni de merak etmeye başladılar ve özellikle şu anda Aydın Baytar'dan da rica edeceğim. O şüpheli araca doğru biraz daha yakınlaşıyoruz. Elbette şu anda ekipler o aracın yanında şu anda zırhlı araçlarıyla birlikte tedbirini artırmış durumdalar. Bir yandan da ben şu anda aracın yan durmuş vaziyette hala bozulmadığını görüyoruz. Ve o aracın üstünde bir boyayla SMA yazıldığını görüyoruz ve araç sürücüsünün
akli dengesinin yerinde olmadığını ilk başlarda gözlemlemiştik. Yarı baygın haldeydi ve elinde şüpheli bir cihazı sürekli tutarak polis ekiplerini de teyakkuza geçirdi. Aslında bu oluşan trafik nedeniyle de ekipler bir yandan vatandaşın can emniyetini bu şekilde sağlamaya çalışıyor. Ancak şu anda bomba uzmanlarının da olay yerinde bir çalışma yapacağını söyleyebiliriz. Ve o noktada ekiplerin de bekleyişi sürüyor. Araç sürücüsü şu anda içeride. Ona hiçbir şekilde şu anda müdahale edilmedi. Ve tamamen bomba ihbarı üzerine şu anda ekipler de tüm tedbirini almış durumdalar. İstanbul Valiliği'nin de açıklaması vardı. Onu da hatırlatacak olursak şu anda bireysel bir durum olduğu ilk gelen bilgiler arasında. Elbette ilk ilerleyen süreç içerisinde ihbarın doğru olup olmadığını anlayacağız. Ve şu anda o araç başında ekiplerin durduğunu gözlemliyoruz. Diğer yandan ise Aydın Baytar köprüdeki son durumu da bir kez daha geniş açıdan verecek olursa şu anda Anadolu yakası istikameti tamamen trafiğe kapalı durumda ve Avrupa yakasına geçişlerse şu anda kontrollü olarak sağlanıyor. Tekrar araca yönelelim ve o noktada olup bitenleri Aydın Baytar'la birlikte onun kadrajından izleyelim. Tabii bu tip ihbarlar geldiği zaman öncelikle vatandaşın can emniyeti sağlanıyor ve o noktaya kadar yürüyerek ilerleyelim. Polis ekiplerinin bize izin verdiği yere kadar ilerleyelim. Bir yandan da ekiplerin koşarak yine trafiği yöneltmeye çalıştıklarını görüyoruz. Hemen 200 metre ötemizde şüpheli araç ve o noktaya gittiğimizde daha net görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Yaklaşık bir saat öncesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çok yoğun bir trafik vardı. Bizler de bu noktaya ulaşmaya çalıştığımızda ekiplerin, polisin, araç başındaki şoförün akli dengesinin yerinde olmadığını fark ettiler ve bomba ihbarında bulundular. Şu anda Aydın Baytar yine görüntüleri o şüpheli araçtan ekrana getirirken polis ekipleri araç sürücüsünü bir şekilde iletişim kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bir müzakere görüyoruz. Araç sürücüsünü bir ikna çalışması var ama bu ikna çalışmasının neden olduğunu merak ediyoruz. Acaba elinde bir düzenekle mi tehdit ediyor? Yoksa normal şartlarda araçtan indirilip hemen güvenlik önlemleri alınması lazımdı.